insan hayını aldım aşk. Kargama bakmam gittim gidiyorum. Buradan aşk çıkmaz bize, bu olan gelmez bize. Aşk uykusu bitince gelme senden soğudum. Söz geçmedi kalbime, çok da mata değil be. Anlamadım neyine vuruldu. Galatasaray Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Sarayın yıldızlarında bu hafta güneşli bir havada sesine ve şarkılarına bayıldığımız Betül Demir, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi aranjörlerinden bir tanesi İmran Cengiz'le konuk ediyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Güzel bir hava, yazdan kalma bir hava. Müthiş, çok güzel. Hacı Yatmaz da bize yazı anımsatan bir şarkı oldu. Evet. Gerçekten çok güzel. Eminim ki olumlu tepkiler de alıyorsunuzdur. Öncelikle şarkıdan başlayalım. Evet, çok olumlu tepkiler alıyoruz çünkü hani biliyorsunuz yazın bir sürü zorluklar yaşadık millet olarak. Ama ona rağmen şarkımız şu anda ilk onda. Yereller dolarda bir numarayız. Hızla yükseliyoruz yani. Dördüncü haftamız için çok çok iyi bir sonuç bu. İleriki dönemlerde zannediyorum bir numaraya kadar tabii ki şampiyon olacağız. Aynı zamanda tabii ki çok fazla da sosyal medyada da dinleniyor, tabii. Paylaşılıyor. Evet. Çok güzel. Tabii ki sizlerin de bu emeğinizin karşılığını alması bu anlamda çok da keyif verici olurdur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yani bu konuda ben Eminhan'la zaten iki müzisyen olarak çok anlaşıyoruz. O dünya müziğini çok iyi takip eden bir aranjör her şeyden evvel. O sebepten insanların yakalayabileceği o gruva sahip şarkımız. Gerisini Eminhan anlatsın hatta. Yani genele hitap ettiğini düşünüyorum şarkının. Evet. Şimdi birlikte yaparken de bunları düşünüyorduk. Ve modern hem bizi yansıtan hem de güzel bir şey olsun, modern bir şey olsun istiyorduk. Ama Betül'ün bunu yaparken, biz bu şarkıyı yaparken bu şarkıyı ben kendi projem için kullanacağımdan haberi yoktu. Kendisi kendi albümü için yapıldığını zannediyordu ama son dakika ben şarkıyı kaptım. O yüzden de ve, çok... Ve dedi ki yani bu şarkıyı ben çıkarayım sonra senin albümü bitireyim dedi. Resmen tehdit etti beni. Ama çok şükür yani helalleşemedikle başlayan bir yolculuğumuz var Eminhan'la. Tarafsız kalamıyor aşk, sana ne olmuş? Daha öncesinden de var. Var Mıknatıs albümü ama hani... müzikal birliğimizin coştuğu zamanlar bu zamanlar diyeyim, o yüzden öyle söylüyorum. Onun yanı sıra Aslan Payı şarkımızı yaptık biliyorsun. Aslan Payı şarkısını da Galatasaray taraftarlar yani, çok seviyor. Tribünlere yetiştirmeye çalışıyoruz şimdi şarkımızı maçlara. Onunla ilgili sözler yazıyoruz şimdi. Takımımızın şanına yakışır şekilde. Bakalım. İlerleyen dönemlerde sürprizleri de göreceğiz. Evet. Ben anlamayan dinlemeye taraftayım. Bastıra çiziyorum aslan payımı aldım aşk. Arkama bakmam gittim gidiyorum. Allah yarattı demem var. Altını bastıra bastıra çiziyorum aslan payımı aldım aşk. Arkama bakmam gittim gidiyorum. Hacı Yatmaz şarkısıyla ilgili benim şöyle bir düşüncem var. Hareketli bir şarkı ama aynı zamanda da duygusal. Tabii geliyor bana. Tabii çok dertli bir şarkı. Sözleri, evet. Sizin yorumunuz, senden soğudum kısmı bile aynen. Orada bir isyanı barındırıyor aslında değil mi? Aynen, birebir yaşadığım bir şey olduğu için zaten. Belki de o hani sözler çok samimi geldiği için. Bir gün böyle Çin astrolojisiyle ilgilenen bir arkadaşım var. Meltem bana böyle bir açılım yaptı. Dedi ki inanamıyorum yani sen Hacı Yatmaz ruhuyla doğmuşsun ve o kadar hani bu zamana kadar görüyorlar, yani darbeler almışsın ama asla devrilmek yok sende dedi. Evet dedim, bu çok gerçek bir şey. Ve dedi şu aralar sana aşk geliyor. Aa evet, o da gerçek. Ama tabii ki orada da işte yine tutturamadık. Tutturamayınca Hacı Yatmaz şarkısı çıktı ama tabii ki sonunu getiremedim. Bir yere kadar geliyorum, kalıyorum. O noktada Edirne'de konserdeydik. Böyle acayip de coşmuştuk, böyle çok büyük bir kalabalığa şarkı söylüyorduk. Çıkışta kuliste ben Eminhan dedim, böyle bir şarkı yaptım. Eminhan da çok etkilendi. Yolu nasıl geldik bu tarafa bilemedik yani, o 3 saat sonrasında stüdyoya geldik hemen. Gecenin bir yarısı kayda başladık. O bestesini tamamladı.
Ondan sonra baktım çok tabii şarkıyı çok beğenince hemen aranjeyi de tamamladı. Hızla. Hızla. Evet ama yani inanın şarkıya göre o ve şarkıcıya göre o kılıfı dikmek o kadar çok zor ki aranje kısmı işin çok zor gerçekten. En ne derler? En can alıcı tarafı, en insanı yorucu tarafı. Onu da Emirhan çok iyi beceriyor sağ olsun. Çok mutluyum onunla çalıştığım için. Tabii o müzik kimyasının tutması da çok önemli. Aynen. Bu hikaye çok daha eskilere dayanıyor değil mi? Şimdi artık bunun doruk noktasındasınız gibi. Evet, evet. O zaman bir Hoca Yapmaz şarkısını dinleyelim değerli izleyiciler. Ardından yine buradayız. Benim mevzu çok derinde usta. Sağa sola vurdum kalp sandım ki Hacı yatmaz deneye yanına. Haydi Abbas düş yola. Hepimiz birbirimiz maskesi de alacağız. Valla seni bir tanısaydım ayık kafayla. Ne güzel uyuyordun yanına. Aşk uykusu bitince gelmesen ben soğudum. Söz geçmedi kalbime çok da mata değil be. Anlamadım da yine vuruldum vuruldum. Sohbetimize tüm hızıyla devam ediyoruz değerli izleyiciler. Aynı zamanda yeni albüm çalışması da var herhalde. Ben ve arkadaşlarım bunu söylemek istiyorum. Betül Demir şarkılarını çok severiz. Ay, bizim hayatımızda ayrı bir yeri vardır. Geçmiş albümlerden bu yana yaz geliyor yapamadım günahımı alma neler neler mıknatıs da gerçekten çok özel bir şarkıdır. Tarafsız kalamıyor aşk. Evet. Sonrasında devamı geldi. Şimdi yeni bir albümde kapıda herhalde bir evet, tarafta. Evet 2017'nin ilk aylarında. Hı hı. Bu biraz benim olgunluk dönemi albümüm gibi diyebiliriz. Çok güzel kendi hikayelerimi daha çok yaptığım şarkılar var. Kendi hikayelerimi anlattığım şarkılarımız var. Ama besteleri genelde Emirhan'la yapıyoruz. Elbette ki son dokunuşları hep Sude Bilge Demir yapıyor biliyorsun. Hı. Bütün bu saydığın şarkıların altında onun evet. imzası var. Çok şanslıyım ben. Yani bir kere böyle üretken bir kardeşim olduğu için yanımda, yanı başımda. Bir de biliyorsun her şeyimle de ilgileniyor. Evet. Onun yanı sıra aranjörüm bak yanı o da yanı başımda. Evimi değiştirdim onun için daha ne olsun. Yani, böyle haberler de çıkmıştı tabii, gazetede tabii. zaten. Vallahi baktım ki olacak gibi değil. Ben karşı tarafta oturuyorum işte Şişli'de oturuyordum. Buraya geçmem, Kadıköy yakasına geçmem benim için çok büyük zaman İstanbul ve bavulla gelip gitmek beni çok yoruyordu açıkçası. Bakıyorum her bavulla geldiğimde Emirhan ve Sude'nin bakışları değişiyor bana. Onlar evliler bu arada. Dedim ki buna bir çözüm getirmek lazım. Hemen tam karşılarında ev buldum. Şimdi de bundan da şikayetçiler tabii. Çünkü ne zaman bakıyorum camdan, ne zaman kimse yok hemen Betül oradan güvenlikleri de ayarladım çünkü. Nefes aldırmıyorum. Nefes aldırmıyorum yani. Tabii o şarkıların ortaya çıkış zamanı da çok özeldir eminim ki hemen konserin ardından bir şarkı yazıyorsunuz. Daha sonrasında hemen şarkı olsun, aranjesi yapılsın, dinleyiciyle buluşsun evet. istiyorsunuz. O anlar da çok heyecanlı ve çok özeldir değil Betül, mi? İnanılmaz sabırsız oluyor bu tip durumlarda. daha yani çok yeni bir örneği var. Müzikal alakalı bir
şarkı yapması gerekiyordu. Benden yardım istedi. Tamam, evet yapalım. Ama o kadar şey ki, yani bir yandan şarkı yapmaya çalışıyor, bir yandan sözleri yazıyor, bir yandan aranjinin bitmesini istiyor, bir yandan kafasında bazı fikirler var, onların ortaya evet. çıkmasını istiyor falan ve bunların hepsinin aynı anda olmasını istiyor. Tabii. Böyle bir teknoloji yok yani bunu karşılayabilecek. Çok fena ama Emirhan çok hızlı Allah'tan. Anlıyorum tabii ki. O beni anlıyor. Ki o kadar hızlı çalışan birisi olmama rağmen ona yani yetişemiyorum yani. Evet, ben çok hızlı düşünüyorum. Bu arada ben bir müzikale başladım Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda. Evet, çok büyük bir hayalimdi. Efsanelerle aynı sahnede olacağım. 29 Ekim ilk gösterim tarihimiz. Buradan onun duyurusunu da yapmak istiyorum. Hem CKM'de hem Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda bizi izlemeye gelebilirler. Harika bir oyun çünkü. Herkesin özlediği bir takım tatlar var oyunda. Çok güzel şarkılar da var. Ben çok mutluyum böyle bir şeyin içinde olduğum için. Orada da bir sahne var, ona bağlamak istiyorum aslında. Böyle slow motion koşmak gerekiyor ondan sonra. Fakat bir türlü yapamıyorum ben o sahneyi. Yapamayınca da çok fena. Artık dedim isyan etme. Hocam dedim bunu benim yapmam mümkün değil. Benim lakabım antilop. onu da bana Emirhan takmıştır. Yani o kadar hızlıyım ki yani yürürken dahi öyle. Bak şimdi buraya gelirken de Sude dedi ki biraz ne olur yavaş ol dedim ki Sude ne yapabilirim? Yani hani bu benim ruhum bu. Çok hızlıyım gerçekten. Hiperaktifim yani. O enerji var yani. Aynen zaman, hep o. Hep var. Yani o asla geçmiyor ki işimi yaparken çok daha fazla var. Yalnız çok zor müzikal de ediyorum. Çok özel bir proje olsa gerek çok, sizin için. Çok büyük heyecanınız vardır bu proje içinde. Hem albüm hem müzikal deli bir arada. Evet buradan zaten provaya gideceğim. O yüzden bu rahatlık. Rahat Betül'e kıyafetler teklifler gibi. Teklifler hep geliyordu. Oyunculuk yapar mısın diye bu soru da çok soruluyordu. Evet. Teklifler de geliyordu ama o hep daha mütevazi takılıp şey istiyordu. Böyle ya bir müzikal olsa kendimi ifade edebileceğim evet. bir şey olsa yani hem şarkı söyleyebilsem falan diye. Ya bu evrene artık nasıl bir mesaj gönderdiyse bir şekilde ben ona çok inanıyorum. Şey, o enerjiyi gönderdiğiniz aynen. zaman aynen. o şekilde evet. nasıl bir enerji gönderirseniz o geri dönüyor aynen. aslında. Evet, şu aralar ne söylediğim oluyor. Hatta bir sürü magazinci arkadaşım işte dedi ki nasıl oldu falan. Ki 3 gün önce bir röportajımda söyledim. 3 gün sonra teklif geldi dedim. Ne söylesem o da aa dedi. Süper. Dediler o zaman ne söyleseniz oluyor. Evet dedim. Şimdi de Brad Pitt boşanmış. Onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum dedim. Hatta ikimizi yan yana koyup böyle çok komik bir video hazırlamışlar. Sağ olsunlar bana sürpriz yapmışlar. Brad Pitt'le ilgili söyleyecek çok şey. Herkesin aynen, söyleyecekleri vardır eminim. Öyle bayağı bir geyini yaptık. Çok güldük. Hayat işte böyle gülmemiz lazım. Mesaj gönderiyor peki onu biliyor musun? Evet Evren. Yani inşallah en kuvvetlisi benim. Aynen öyle. O enerjisi herhalde yüksek olması önemli diye düşünüyorum. Aynen. Bakalım ben de birkaç mesaj göndereyim diyorum. Oyunun adı nedir? Sevgi Müzikali. Sevgi Müzikali. Evet. Ben Sevgi karakterini 29 Ekim'de Sevgi karakterini canlandırıyorum. Ama oyun hani karakterin üzerinden değil tamamen sevgi dolu olmamız gerektiğiyle alakalı bir oyun. Kandemir Konduk yazdı. Müjdat Gezen yönetiyor. Aynı zamanda oynuyor. İlker Ayrık var ve efsane hani aynı sahnede olduğum için çok mutlu olduğum Ayşen Buru'da var. İlhan Daner var. Ferdi Merter var. Çok keyifli. Önemli yani. İsimler evet. de var. Çok, çok büyük olacak. Bir kadroyuz bir de. Yani şöyle söyleyeyim 55 kişi şimdiden. İnanılır gibi değil. Yani bayağı büyük bir prodüksiyon. Biz bir yandan Betül Demir'in şarkılar aynı, gayet güzel, zaman geçtikçe sizin de dediğiniz gibi olgunlaşan. Bir taraftan da siz de yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyorsunuz. İşte bunu duymaya klipte de, evet yani klipte de bunu fazlasıyla görüyoruz. Her teşekkür klip iddialıydı ederim. Aslında çok bakıldığı zaman. Ederim. İlk klipten bu yana ama. İddialıydı ama mesela ben izliyorum şimdi o kliplerimi.
Hiç ben gibi değil. Yani o çok ağır makyajlar, hani o zamanlar onlar vardı çünkü. Evet. Bütün stylistler ona göre çalışıyordu. Bütün modacılar da vesaire. Yönetmenler de onu görmek istiyordu. O ilk, hani 2000'lerin başında biliyorsun, ilk albüm 2006'da çıktı. Ama o ben değilim. Yani o kadar çok benden uzak ki. Şimdi izliyorum diyor ki, bu kim? Ve şu anda hani... Şu anda o hallerimden çok daha genç gösteriyormuş. Üzerine 10 sene geçmiş. Doğru. Düşünebiliyor musun? Çok mutluyum daha tabii. Daha sade, daha demek ki bir 10 sene sonra daha da çıtır olacağım diye evet. Kendimi avutuyorum yani. Tabii minyonlar da her zaman öyle olur zaten. Aynen. Bu bakımdan aynen. Da evet aynen. Ben de öyle. Ama ben tabii kendime çok iyi bakan biriyim yani. Ajda Pekkan ekolünde. Aynen. Yani şimdi düşünüyorum spor da. Spor herhalde. Yapıyorum, meditasyon yapıyorum. Açık havada yürüyüşleri çok seviyorum. Ya herkese hiçbir şey yapamıyorlarsa hayatta açık hava yürüyüşlerini tavsiye ediyorum. Mesela bütün bir yaz boyunca çok fazla tatil yapamadım açıkçası ama en kötü piknik yaptım mesela. O piknikler bile o caddedeki, Caddebostan'daki piknikler bile beni acayip mutlu etti. Şu çimlere uzanmak vesaire. Tabii. O doğayla bütünleşmek insanı daha genç kılıyor. Daha zaten çok ihtiyacım var ya, daha hızlı düşünebiliyorsunuz. Her şeyimiz hızlı. Aynen, her şeyimiz hızlı. Hoş geldin, nihayet bitti mi huzura yolculuk? Sen yokken acıların en dibine vurduk. Şimdi eskisinden de güçlü içimdeki çocuk. Doğru duydun, biz seni unuttuk. Nefes nefese kalmışsın, çok mu dikti yokmuş? Albümde de yine sizin söz yazdığınız şarkılar tabii, tabii, olacak tabii. Değil mi? Dediğim gibi benim hikayelerim çoğunlukta olduğu bir albüm ama tabii ki işte Sude'nin şarkıları da var. Ama besteleri genelde Emirhan'la birlikte yapıyoruz. Hı-hı. Çok garip yani, bir yere kadar geliyorum ve tıkanıyorum. O kadar beni tamamlıyor ki o noktadan itibaren hani Sana Ne Olmuş'ta da öyle oldu mesela. Nakarat gelmiyor bir türlü. Gelmediği noktada bir baktım nakarat bir anda çalıverdi çıktı. O bütünlüğü yakalayabilmek çok güzel dediğim gibi. Bu arada Emirhan, canım senin söylemek istediğin bir şeyler evet, var mı benim albümle ilgili dinleyelim mesela. Şu an albüm üzerinde yani uzun zamandır çalışıyoruz. Bir tane şarkısını zaten kaptım. Evet albümde. 6-7 tane falan şarkısını bitirmiş durumdayız şu anda. Çok şükür. Güzel gidiyor. Tabii niye gecikti diye soranlar olursa eğer, şöyle söylemek lazım. Bir yandan işte arada single'lar falan da çıktı. Hem bir yandan yoğun çalışıyoruz, bir yandan da şöyle bir durum var. Biz sürekli bir şeyler ürettiğimiz için, sürekli kendimizi yenilediğimiz için yeni bir şeyler geliyor, yeni bir şeyler geliyor ve bir eskisini acaba bunu koymasak mı, bunu yapmasak mı falan şeklinde düşünüyoruz. O yüzden biraz gecikebiliyor ama güzel bir şey geleceğinden emin olsun herkes ve güzel sürprizler de var yani. Evet, ayrı şu anda sürpriz olduğu için söyleyemiyoruz ama güzel şeyler olacak. Çıkmaz bize, ne olan gelmez bize. Aşk uykusu bitince gelmesen ben soğudum. Söz geçmedi kalbime, çok da matal değil be. Anlamadım yine, vuruldum. Sadece bu arada bizim şarkılarımız da değil, evet. Başka şeyler de var. Öyle ipuçları vereyim sadece. Biraz tiyoları. Ama albümde de ekstra röportaj yapmayı çok isterim. Bahsedelim. O sürprizleri o an açıklayalım. İlk size açıklayalım. Süper olur. Ben de çok isterim gerçekten. Albüm çıkınca inşallah 2017'nin tamam. İlk aylarında. Şubat gibi düşünüyoruz inşallah. Ocak, Şubat. Evet. Albüm olacak. Belki düet var mı bilmiyorum. Bu arada bir albümle alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Galatasaray'la alakalı. Biz bir Galatasaray albümü için çalışmalara başlamıştık. Cengiz Erdem'le birlikte. Hı hı. Betül'ün de galiba bir şarkısını oraya ekleyeceğiz.
Bu da 2017 sezonu içerisinde muhtemelen çıkacak. O albümün de büyük bir çoğunluğu bitti. Hazırladık. Bütün yaz boyunca bir yandan çalıştığımız şeyler arasında evet. Bir de o vardı. Bunu da Galatasaray taraftarlarına belirtmek istiyorum. 2017'de inşallah güzel bir albüm gelecek. Galatasaray'da özel bir albüm hazırlanıyor. Evet. Ne kadar evet. güzel evet. tabii ki. Aslan Payı'nın da sözleri tribünlere uyarlanıyor şimdi işte başında da bahsettiğim gibi. Güzel şeyler oluyor. Aslan Payı'nı Sarı Kırmızılar çok seviyor zaten. Sevilmeyecek gibi güzel değil valla. Aslan Payı'mızı alalım bu sene, şampiyon olalım artık. Aynen öyle. Bu sene şampiyonluğu istiyoruz. Gazetelerde de çıkıyor Betül Demir o takımlı mı bu takımlı mı, ama Galatasaraylı. Evet. Yıllar önce kendisiyle yine bir röportaj yapmıştık. O zaman da Galatasaraylılığını dile getirmişti. Evet zaten. Öyleyim sonuna kadar. Sonuna kadar. Şuradan anlaşılıyor herhalde diye Galatasaraylı oldum. Bu sene de basketbol maçlarına gideceğiz. Malum basketbol daha hızlı oynanan bir oyun. Aynen. Siz de herhalde o yüzden daha çok ilginiz var değil mi? Tabii çok seviyorum yani. Bir de çok daha yakından görüyorsun ya, o garip bir duygu yani. Belki de işte çok önden izlediğim için. Ya çok acayip bir keresinde bildiğin top geldi yani. Hani benim önümdeki bir önümdeki kadının dizine geldi. Sonra oradan bana sıçradı falan filan derken topu vermem dedim ama vermedim. Ana olarak kalsın diye. Keşke kalsaydı, iyi olurdu vallahi. Son dönemlerde Galatasaray'dan performansını beğendiğiniz oyuncular hangisi? Muslera, Snyder bir de. Yani ama Muslera'dan tabii ki bu sene hiç böyle hepsini kapmasını bekliyoruz, bütün topları. Muslera zaten her sene öyle. Ama aynen. Ben eminim topu kimse getirtmeyecek yani, eminim. Herkes çok iyi savunma yapacak. Aynen öyle. Futboldan anladığım budur, anladığınız üzere. Savunmaya da dikkat etmek gerekiyor tabii. Aynen. Ki. Sonuçta gönülden bağlısınız. Herkes böyle elbette. Çok detaylarıyla anlamak zorunda değil ama gönülden bağlısınız. Ya evet, onu söylemek istiyorum. Çok hani bütün o terimleri vesaire bilmiyorum, çok da anlamıyorum. Ama elbette ki o maçları izlerken beni tribünde görmeniz lazım. Çok heyecanlı. Bambaşka o heyecanla bir loy 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 diye. Tribün sound'u direkt hemen kapıyorum. O heyecanın içine ortak oluyorum. Çok da keyif alıyorum açıkçası. O zaman sizleri de Türk Telekom Arena stadına da bekliyoruz aynı zamanda. İşlerden güçlerden vakit bulduğunuz zaman. İnşallah. Çünkü inşallah. Hep ben konuklarımla konuşuyorum. Maçlara gelmek isteyen ama gelemeyen, konseri olan, elbette. Oyunu olan, aynen. dizisi olan konuklarım oluyor. Ama ben müsait uygun bir zamanda sizleri bekliyorum. Çok teşekkürler Melisa, sağ olasınız. Bütün Galatasaray TV izleyicilerine çok sevgilerimizi sunuyoruz. Bizi konuk ettiğiniz için çok mutlu olduk ben efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bu harika bir röportaj oldu bizim için de. Ben çok mutlu oluyorum böyle yolculuğumun başından itibaren birlikte olduğum insanların tekrar hani bak devam ediyoruz bu yolda. Sen de mesleğine devam ediyorsun, ben de aynı şekilde. Ve tekrar aynı yerde buluşmak çok güzel bir duygu. Daha uzun uzun nice röportaj dolu yıllarımızda inşallah. İnşallah Şubat ayında tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Verdim. Yeni albümle birlikte yine bomba gibi bir albüm geliyor. Aynı abi. Zamanda 29 Ekim'de de müzikal başlıyor efendim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan size konuk olduğunuz için. Ederiz. Şimdi sizleri provaya uğurluyorum artık. Aynen öyle. Bu saatten aynen öyle. Sonra. Değerli izleyiciler, Sarayın Yıldızları'nda bu hafta Betül Demir ve Emirhan Cengiz'i konuk ettik. Bizler çok keyif aldık. Umarız sizler de aynı keyif almışsınızdır. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Buradan aşk çıkmaz bize, bu olan gelmez bize. Aşk uykusu bitince, gelmesen ben soldum. Söz geçmedi kalbime, çok tam atam değil be. Anlamadım ne.